yeniledi. Siyasi belirsizlik piyasayı vurmaya devam ediyor. Önce dolar yükseldi, ardından euro ve altın. Dolar tarihin zirvesini görürken euro da dudak uçuklattı. Peki bu dalgalanma daha ne kadar devam edecek? İşte yanıtı. İçeride koalisyonun artık olmayacağının ortaya çıkması ve erken seçim ihtimalleri içeride dolar TL'nin atışını yükseltti. Önce dolar yükseldi, peşine euroyu ve altını da sürükledi. Piyasanın kalbinin attığı kapalı çarşıda tabelalarda alışık olunmayan sayılar yazdı. Çünkü dolar tarihinin rekorunu kırdı. Doların ateşi iyiden iyiye yükseldi. Dolara da, altına da bugünlerde yaklaşmak imkansız. Çünkü her ikisi de hem el yakıyor hem de cep. Ne görüyorsunuz? Ben o tabloyu çok iyi yaşıyorum şu an. Yurt dışından geldim. Euro bayağı bir yükselişte. Aşırı derecede. Ülke ekonomisi. Şu anda 2.800. 2.86. Euro'da 3 milyonu geçmiş. Evet. Yatırım yapabiliyor musunuz? Çok zor. Yatırımcı güvenli liman hangisindeyse, dolarsa dolar, TL ise TL, eğer elinde bulunduruyorsa bekleme tercihini kullanmaları bende çok daha sağlıklı olacaktır. Dolardaki yükseliş küresel piyasalarda gerileyen altın fiyatlarını da yukarıya çekti. Dolar geçtiğimiz haftayı 2.84'te kapatmıştı, ancak şu anda 2.86 ile 2.88 arasında dalgalanıyor. Euro ise 3.16'yı gördü. Altının gramına gelince o da şu anda 104 liradan satılıyor. İstikrarlı bir hükümet olmadan bu sorun zaten çözülmez. Mümkün değil yani. Peki sizce bu yükseliş normal mi? Değil. Hepsi anormal. Her şey öyle. Her şey öyle. Ne zamana kadar devam eder? Bilemiyoruz ki ya. Hükümet kurulsa inşallah iner. Peki bu hareketlenme ne kadar daha devam edecek? FED, Amerika Merkez Bankası faizleri arttıracak. Bu da doların değerini arttıran bir unsur. Eğer Amerikan Merkez Bankası faiz arttırımına giderse önümüzdeki günlerde dolar varlıkların diğer para birimleri karşısında fiyatının artmasına neden olabilir. Bu durumda içeride dolar TL'nin bir miktar daha ateşinin yükseldiği döneme girebiliriz. Toplu sözleşme.